Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Neyin peşine koşuyoruz? İlk önce bunu sorayım kendime. Ne yapmaya, yani gayemizde neyin peşine koşuyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne arıyoruz? Ne bulunca bulduğumuzu nasıl anlayacağız? Çünkü ne aradığını bilmeyen bulduğunu fark edemez. Bulsa bile fark edemez. Neyin peşine koşuyoruz? El cevap. Yani bu dersler ne işimize yarayacak? Düşüncelerini, düşüncene, konu, mevzu yapınca kendini kendine dönüştürmene, kendini kendine açmana yetkisini, müsaadesini veriyorsun demektir. Dersimizin enfus derken karaciğer, böbrekten bahsetmiyoruz. Bu et kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Bu et kemikten bahsetmiyoruz, enfus. Şimdi bir daha düşüncelerini, düşüncene konu yaparsan, aklını aklınla keşfetmeye gitme. Bak, aklınla aklını keşfetmek ve aklın arkasına geçip aklınla aklına hükmetme yetisi ve yetkisini kendine müsaade edip bu yolu açma yetkisini, müsaadesini vermiş oluyorsun. Bu derslerde takip ettiğimiz yol, gayemiz bu. Yani senelerce kendimizden yabancı ve yabani yaşamışız. Düşüncelerime, düşüncemi, aklıma, aklımı, konu, mevzu, gaye ve hedef yaparsam, kendimi kendime açma, keşfetme, seyahat etme yetkisi, müsaadesini almış oluyoruz. Yani o almak yolunda gayret ediyoruz. Şimdi bu noktadan ısınmak için şöyle 15-20 dakika diyoruz ama 20 dakika, yarım saat sürebiliyor. Bugün akıl arasındaki gidip gelmeleri yaşıyoruz. Akılla zihin. Bugün zihin okuyacağız. 3 hafta akıl okuduk. Bugün zihin okuyacağım. Sizin Dima grubuna, Meclis-i Nurani'ye, Dima Meclis-i Nurani'ye de gönderdim. Okuyacağım sayfaları. Cebinize gönderdim. Fakat ısınma adına şöyle 15-20 dakika sürebilir. Notlar okuyayım ki zihin ile akıl arasındaki gidip gelmeleri beraber işlemeye katkısı olur zannediyorum. Çünkü çalışıyor. Kadınlarda haya, erkeklerde iffet. Hayvanlarda şehvet, meleklerde ise şehvetleri yok. İnsanda ise cemül cemdir. Kadınlarda haya, erkeklerde iffet, hayvanlarda şehvet, meleklerde böyle bir şey yok. İnsan, insanlık makamına çıktığın zaman bu biyolojik yapı, insan, kadın, erkek hepsini cem etmek, insanlık
Bunların arkasındadır öğlen. İnsan nedir tarifi? Şualar 218. Bir insanlık alemi var. Oradan biz beşeriyetle girip insan olacağız. Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. Bugün bir iki kelamda Hak'tan bahsedeceğim. Bazen aklın beşeriyetinden, bazen de beşeriyetinden önde olabiliyor. Bazen aklı beşeriyetimizden, bazen de beşeriyetimiz aklımızın önünde gidiyor. Farkındalığımız olsun diye söylüyorum bunu. Düşüncelerle nesne dediğimiz mevcuda, bazen de nesnelerle, mevcutlarla düşüncene dönüşür. Bazen düşüncelerimle bu mevcut olan şu nesneye, düşüncelerimle gidiyorum. Yani bazen de nesnelerle, mevcutlarla düşüncelerimi inşa ediyorum. Yani bazen düşüncelerimizin konusu mevcut, bazen de mevcudu merkeze koyup düşünceni oluşturursun. Düşünce merkezli mevcudu düşünürsen felsefe olur. Bir daha. Düşünceni, bu pergeli düşünün arkadaşlar, demirini, ince demirini düşüncelerine koy. Kalem tarafını mevcuda koy. Merkezden muhite kuransız bakarsan veya kuranlı bakarsan bu felsefe olur. Eğer mevcudu, realiteyi Kur'an'ın tarifiyle iki türlü burhan ilmi var. Burhani inni var. Limmi ve inni. Eğer Kur'an'ın tarifiyle pergelin ucunu mevcuda, vücuda koyup da bakarsan bilim olur. İkisini cem edersen ilim olur. Bazen şuuruna şuurunu konu yapıyorsun. Şuur altına geçiyorsun demektir. Cümleleri okuyayım, gidiyorum. Çekirdek ağaca, ağaç tekrar meyve ile tohuma, tohumdan tohuma fark yok. Yani kökteki çekirdekle meyvenin içerisindeki çekirdekte fark yok. Ama yalnız kökteki çekirdek kendini inşa ederek kendisini ispat ettiği, İzhar etti. Meyvedeki çekirdekte daha bu yok. Kökteki çekirdek kendisini izhar etti ağaçta ve ispat etti. Ağacı yaparken, ağaca dönüşürken dışarıdan aldıkları ile dışarıya kendini gösterdi. Yani çekirdek güneşten, havadan, topraktan, sudan, dışarıdan aldı. Dışarıdan aldıkları ile kendisini dışarıya gösterdi. İçten içe olan çekirdekten çekirdeğe bir ekleme ve çıkarma yok. Kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdek arasında çıkartma, çoğaltma yok. Biri toprağın içinde, diğeri meyvenin içinde. Farka bakın. Birisi toprağın içinde çekirdek, diğeri meyvenin içerisinde. Hak isminden bahsediyorum şimdi, Hak. Cenab-ı Hak'taki Hak. Bunu 11. hakikatta, 10. sözde var ya, 10. sözün 11. hakikatta ismi Hakk'ın cilvesidir. Anlatıyorum, ben başka bir şey anlatacağım burada. Oradaki o hak,
ismi mevcudu ve meratiplerinin cemine deniyor. Mesela hak nedir? Mevcut var ya mevcut, şu nesne dediğimiz varlık, şu ayağını sabiteler. Mevcudu ve meratiplerinin cemine deniliyor hak. Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Mevcudu ve meratiplerini cem etmeye deniliyor. Devam ediyor. Yani Esma-i Hüsna'ların sıfattaki aktifliklerine, tecellilerinin vücudu haricileridir. Hak, hak ettikleri için veya hak olduğu için Cenab-ı Hak hakkı hayatı verdi, vücudu hariciye çıkarttı. Bu hak ismi vücudu hariciye nazırdır. Adem ise Allahu alem, Adem'den bahsediyorum. Hak vücuda, Adem ise Allahu alem esma tecelli etmiyor. Adem zati sıfatın tekvinin içerisinde bir şey sıfattı. Niye Adem vücud ilmiye perde olmuş diyor mektubatta 59'da. Vücud ilmiye perde olmuş. Bu Adem zeminsiz zemin, vücutsuz vücut, varlıksız varlıkta ilim ortaya çıkıyor, ilmin. Şimdi peki nasıl böyle bir şeye vasıta olabiliyor? Kendisi yok. Allah-u Alem esma tecelli etmiyor. Zemini var ve sıfattı Adem. Ama üzerine esma aktif değil. Neye benziyor? Sıfır gibi. Başka bir örnek vereceğim yine. Bu Adem mevcudun birbirlerine geçişini sağlamakla beraber Adem ne yapar? Hani bir misal vermiştim. Bir havuz düşünün. Su dolu. Su. Üzerine böyle kare olacak şekilde plastikleri koyarsak, kare birebir. Havuzda 100 metre kare olsun. Hiçbir boşluk bırakmadan o plastikleri birebir kareleri 1 metre 1 metre koyarsak, aşağıdan suyu çalkalarsak, bu kareler renkli kabul edin ve ışıklı olsun. O kareler hiç oynamaz. Çünkü yapışık ya. Yapışık olduğu için suyu çalkalarsanız kareler yer değiştirmez. Şimdi 100 metre alandaki karede oradan mutadit yerlerden bazı kareleri alsak, çıkarsak, suyu oynatsak, onlar yer değiştirir. Yer değiştirince o kareler renkli ve şıklı olsa tavana farklı bir manzara yansır. Şekil değişir. İşte başka bir örnek de vereceğim yazıyla. Daha önce vermiştim bunu. O karelerin ara boşlukları, yani karelerin farklı bir şekil almasına, farklı bir nisbi hakikatin ortaya çıkmasına vesile olan o ara boşluğuna Adem. Veya bir sayfada yazılan yazı, yazı ne kadar mühim ise o yazıyı gösteren boşluk yazı kadar da kıymetlidir. 3. Sıfır sayısal değeri yoktur. Ama bütün sayısalları gösterdiği için sayısal kadar, sayıların değeri kadar değerlidir. Bunlar Adem'dir. Adem'e misaldır. Başka da bir örnek vereceğim, ona geleyim. Demek ki Adem mevcudun birbirlerine geçişini sağlamakla beraber mevcuda meratipler verir. Vücudun içinde vücutsuz bu şuna benzer mi? Mesela Adem vücudun sebebi ama kendisi yok. Vücudu yok. Vücutsuz vücut. Acaba şuna benzer mi? Başka bir örnek veriyorum. Daha önce vermemiştim bunu. Ateş. Ateş var ya, odun. Odunu yakın. Kırmızı.
Ateş çıkar. Ateş vücuttur. Ama içinde Adem yok etmeyi saklar. Yani ateş karşıyı ve kendini yakar. Yani öyle bir şey saklıyor ki içinde. Ateş vücuttur. Yakma sıfat olduğu zaman hem karşıyı ortadan kaldırır hem kendisini ortadan kaldırır. Sanki nar, nur vücuttur. Yakma sıfatı Adem'dir. Yani karşıyı ve kendini yakar, yani Adem'e dönüştürür. Zahirde yanarak havaya, suya ve toprağa, yani asıllarına dönüştürdü yanarak. Zahirde odun yandı. Nereye dönüştü? Geldiği yere gittiler. Bunu Adem yapıyor. Şimdi başka bir yere götürecek bizi. Tamam da orada bir sanat, bir zanat vardı. Yani bir zanat. Zanatla sanat farklıdır. İçinde kişinin olduğu şeye zanat denilir. İçinde hiçbir şey yoksa bir eserde o sanattır. Onun için Allah'a sanat nispet edilir. İnsanlara zanaat nispet edilir. Tamam da bir ağaçta bir sanat vardı, gaye vardı. Ağaçta bir merhamet var, merhametin görüntüsü. Bir sanat vardı. Ağaçta bir gaye vardı. Bunlar ağaçta farklı şeydir. Mesela ağaç sanattır. Ama bu ağaçta var olan merhamet, seni bilmek, buradaki ilmi maharet, sana bakan özellikler, yani madde olmayan ama maddeyle gözüken bu merhamet, farkındalıklar vardı. Bunlar yanarak ağacı yandı mı, bu Allah, yani sanattaki Allah seni biliyor, merhamet var, şefkat var, tamam mı, vefa var. O da yok oldu. Demek ki Adem sanatın üzerinde olup sanatkarın sıfatlarını bize taşıyan şeyleri ortadan kaldırandır. Kaldırıyor. Yanarak odunu Adem'e dönüştüğü gibi maddi tarafını asıllarına, somutlarına dönüştürdü. Ateş yandı. Küle dönüştü, buhara gitti. Güneşten gelen de güneşe gitti. Bu nedir? Aslına dönüştü sanat. Ama sanat da sanatkarın sıfatları, gayeleri var. Bunu da ortadan kaldıran Adem'dir. Fakat soyutları ise Adem'e atıyor. Güneş, ısınmaya devam ediyoruz, derse başlayacağız, az kaldı. Güneş farklılıkları zamanla toplar, ağaç olur. Mesela bir ağaç düşünün, güneş de vücudu hariciye çıkar, sebep noktasında, yeşil olmasında, canlı olmasında, bu ağacın büyümesinde güneş de ortaya çıkar. Güneş biliyoruz ateş kütle. Nükleer bir santral. Güneş ne yapıyor? 30 senede bir farklı topraktan, havadan, sudan, nemden farklılıkları toplayarak zamanla, geniş zamanda, şimdi zamana gireceğim, bu ağacı meydana getirmesine vesile oldu güneş. Küçük güneş olan odundaki güneş, bunun içerisine de kendisini koymuş güneş, oduna. Ne? Güneşe benzeyen alev. Işık ve alev, ateş. Odunun içerisine ne yaptı? Sanki kuluvallahu ehad, sonunda küllev küfüven ehad. Şimdi bu ağacı yaparken kendisini unutturmamak adına güneş,
kendisini içeriye koydu. Ama dikkat edin, bu ağaç 30 senede oldu. Kendisini, iyi dikkat edin, kendisini, yani ağacın içerisinde bir ateş var. 30 senede olan ağaç 30 dakikada, 3 dakikada yok oluyor. 30 senede güneşin inşa ettiği ağaç 3 dakikada odunun içerisine koyduğu numune ile kendisini ortadan kaldırıyor. Şimdi bir şeye gireceğim şimdi. Bir daha okuyorum. Güneş farklılıkları zamanla toplar ağaç olur. Küçük güneş olan odundaki güneş kısa zamanda sanki hızlı çekim gibi o ağacı Ademler asıllarına dönüştürür. Adem'i görüyor musunuz? İçerisindeki şey, vücuda sebep olan şey aynı zamanda yokuna sebebiyet veriyor. İçerisindeki Adem sanki o ateş vücuttur ama Adem'e çalıştı. Yani vücutta nasıl Adem olur diye onu anlatmaya çalışıyorum. Vücutta nasıl Adem olur? Ateş vücuttur. Yakma sıfatı Adem'dir. Elimizde sanat ve sanatkarın ruhsal derinlikleri kalır. Odunu yakarsan. Sanki sanat, sanatkarın ruhsal derinliklerini bize nakletmeye, aktarmaya berzahlık yapıyorlar. Bir ağaç nedir? Allah'ın sıfatlarını tayin ettiriyor. Casusluyor. Allah'ı bize taşıyor. Ağaç. Bu noktadan güneş vücudu inşa ederken o ağacın içerisinde küçük güneş olan odundaki ateş de Adem'e hizmet ediyor. Fark, peki fark nedir? 30 senede olan ağaç 3 dakikada yok oluyor. Fark, hızlı çekim, bir film düşünün. Yarım saatlik ders hızlı çekimle 10 dakikada seyrederiz. Fark, hızlı çekim, normal çekim. Bir video düşünün. Video izlerken aynı saati hızlı çekimle, mesela 30 dakikalık bir filmi yarım saatte izliyoruz. Peki yarım saat ne oldu orada? Yani bir filmi, bir saatlik film veya yarım saatlik film yarıya düştü. O yarı ne oldu? Buna izafiyet teorisi diyorlar ya, Einstein'ın mesela şey diyor. Bir yaşında ikiz düşünün diyor. Bunu bildiğiniz bir şey de tekrar ediyor. Işık hızıyla hareket eden bir uzay gemisine bir tanesini koysanız. Işık hızıyla gidiyor. 30 sene sonra geri gelse o hala 1 yaşında. Bu 30 yaşında olmuştur. Ama yaşıyor. Burada film örneği 1. Ağacın 30 senede yapılıp 3 dakikada yok olması, bu iki misalle düşünün. Buradaki fark hızdır. Harekettir. Ustad diyor ki zaman hareketin levniğidir. Yani zaman hareket değildir. Bir sıfatı harekettir. Onun da tesiri budur. Yani vücudu nasıl inşa ediyor hareket? Zaman hızlı akar, yavaş akar. Sabit değildir. Ama eşyaya tesiri azimdir der. Ustad diyor ki zamanın eşyadaki tesiri azimdir. Zaman hareket değildir ama hareketin bir nevni, levni. Ne demek levni? Rengidir, görüntüsüdür. Sıfatlarından bir sıfattır. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. 24. sözde diyor ki, ısırmak için konuşuyoruz.
dersimize geçeceğiz. Bu muhabbet, bu kainatın bir sebebi vücududur. Hatırladınız. Muhabbet, bu kainatın bir sebebi vücududur. Peki tersini düşünün. Muhabbetin tersi nedir? Nefret ve adavet. Nefret ve adavet ademdir, ademe çalışır. Muhabbet vücuda çalışırken nefret ve adavet ademidirler. Nefret de ademe çalışıyor. Eylemsel itibariyle muhabbet ehilleri, onun için bazı insanlar adem hesabına çalışıyor, bazı insanlar da vücut hesabına çalışıyor demek istiyorum. Muhabbet ehilleri ihlasın zeminidir, vücuda çalışıyor. Adavet ehilleri, nefret ehilleri, fiilde gösteriyorum şimdi adaveti, ademi fiilde, ademe çalışıyor. Yani insanın güzel sıfatlarını ortadan kaldırıyor. Ateşin ortadan kaldırdığı sıfat gibi yakma. Bundan ademi varlıktırlar. Vücudu muhabbetleri ademe attıkları için. Son noktam akılla alakalı okuyorum. Çünkü bu akşamki dersimiz akıl ve zihin arasındaki fark. Aklın kendisinden önce nasıl aklı keşfetmek için, akıl nedir anlamak için ilk önce nasıl çalıştığını bilmek, ilk önce akıl nasıl çalışıyor bilirsek, aklı bilip arkasına geçebilirsin o zaman. Aklınla hakim olamazsın, hükmedemezsin. Akıl hakim olman için bir, akıl nasıl çalışıyor, sistem nasıl çalışıyor bunu öğreneceğiz. Bir de vahiy ile aklınla, aklın arkasına geçerek aklına hakim oluyorsun. Ufak şey konuşulmuyor arkadaşlar, bu çok mühim. Bugün insanlık inim inim psikolojik olarak inliyorsa, düşüncelerini kurtaramıyorsa, aklı aklına bela olmuşsa sebebi budur. Aklın çalışmasını bilmiyoruz. Bir de aklına hükmetmek için aklın yetmez. Aklına hükmetmenin yolu vahiydir. Çok garibinize gidecek ama diyor ki akıl, bunu çok dikkatli altını çiziyorum lütfen dimacılar. Akıl dönüşmez, sır gibidir, zıtların cemidir akıl. Bu beni heyecanlandırıyor, bugünkü tespitim. Akıl zıtları barındırıyor. Zihin ise zıtları barındırmak değil, zihin dönüşüyor. Akıl dönüşmez. Akıl üretir ve dağıtır. Üretir, santral gibi. Yani akıl sır, vicdan, yani vicdaniyat tılsıma benziyor. Allahu alem, böyledir demiyor. Doğrusu bulunana kadar bunu böyle anlıyor. Doğrusu budur yani, doğrusu bulunana. Nedir o? Bir daha okuyorum. Akıl dönüşmez, zıtları cem ettiği için akıl sıra sahiptir. Vicdan ise dönüşüp şekil aldığı için tılsıma sahiptir. Şimdi okuyorum o hadisi şerifi. Bunların cemi de kalptir. Peygamberimiz kalp için söylüyor. Ey kalpleri halden hale çevirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi de dinin üzerine sabit kıl. Yani kalpler, yani vicdan
dönüşüyor kardeşim. Akıl dönüşmez. Dönüştürür zıtların cemiyidir. Kalp ise, yani biliyorsunuz, dima kalbin bir ayağıdır. Makesefkar. Masari siyatı da vicdandır. Dima ile vicdan cemi kalptir. Kalp nedir o zaman? Hem tılsım hem sıra sahiptir. Ondandır ki aklı çözmenin yolu, akıl nasıl çalışıyor ve Kur'an'a muhatap olmalı. O zaman aklınla aklının arkasına geçersin. Başka mümkün değil. Nasıl mutlu olursun diye Rus yazar, psikiyatrist ve psikolog vesaire ne ünvan verirseniz verin. Çok meşhurdur, adamın adını unuttum. İnsan nasıl mutlu olur diye temelde 3 cilt kitap yazmıştır. Ama karı koca bunlar. Çocukları yoktur. 3 cilt kitap yazmışlar. Fakat kendileri en son intihar etmiştir. Freud, Jung, bu psikiyatrist şeylerin kurucuları gibi gözüküyor. Yani daha önceleri de var ama bunların akıbetleri de çok feci olmuştur. Güya aklımıza anlatan akıl ustadları bunlar. Ve neleri eksikti? Akıl nasıl çalışıyor buldular. Ama ona hükmetmenin yöntemi olan vahiye muhatap olmadıkları için boğulup gittiler. Yani akıl nasıl çalıştığını bilirsek, aklıma kendi aklım konusu mevzu oluverir. Yani peki aklın çalışmasını, yöntemini nasıl bileceğim? Aklıma mevzu ve konu. Aklıma konusu, aklımın konusu, mevzusu aklım olursa, aklın nasıl çalışır yolunu yürümeye başladın demektir. Bir örnek vereyim başka. Nasıl ki su girdiği kabın şeklini ve rengini aldığı gibi. Bak, su girdiği kabın şeklini ve rengini alıyor. Düşüncelerimiz de hem kendimize hem karşımdakilerine serbest bölgelerini aynı böyle şekillendirdiğini unutmayalım. Seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz dersler, masum zannetmeyin. Hiçbir şey masum değildir. Hiçbir şey masum, doğru dahi olsa onda bir işlevi var. Yani su o kadar masum ve mazlum ama kabın rengini ve şeklini alır. Dolayısıyla ben ne anlatıyorum değil. Ben de muhatap oluyorum insanlara. Çok iyi biliyorum ki ben ne anlattığım değil, ne anlamak istediklerini anlıyor. Çünkü kabının şeklini alıyor. Ben suysam, sen suysan anlattığın şeyler karşının şekline göre şekil alıyor. İnsan için der ki, bu konuda çok mühim, nerede Müminin suresi 58, Hakka suresi 42. ayetin ortak bir mealini aldım. Bu aklımızı konu yapmamanın uyarısını yapıyor. Diyor ki, ne kadar az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Ne kadar az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Başka bir ayette, ne kadar da az düşünüyorsunuz? Diyor. Ne zaman mevcudun içinden kendini boşaltırsan, sana sanatkar olur, gözükür, görünür. Mesela bir elmada bazılarına zanaattır, bazılarına sanaattır. Bu elmaya kendine bakan dönük tarafıyla bakarsa bu zanaattır, midesini doldurur. Elma ne zaman sanat olur? Yani sanat, sanatkarın sıfatlarını bize taşıyandır. O noktadan bakın, ne zaman biz elmaya mevcudun içini boşaltırsak, kendimizi içine koymasak, o sanat-ı ilahi olur.
Yoksa bir şey olur şey. İlmi kelamda şey mevcuda denilir. Yani manay ismini kendine bakan dönük yönlerini boşaltırsan sanat olur. Kendin içine koyarsan zanaat olur. Neye benziyor? Mesela ehad ile diğer isimler arasındaki bu noktada geldiği için misal vereyim. Ehad niçin zata bakıyor? Niçin zat-ı isimler zat-ı isimdir? Çünkü içinde ilah isimleri yok. İçinde ilahlar yok. İlahların olmadığı ismi zat-ı isimdir. Devam ediyorum. Bir daha okuyayım bunu. Ne zaman mevcudun içinden kendini boşaltırsan sana sanat olarak gözükür ve görünür. İçine kendini koymak demek, kendine dönük işlevleri, vazifeleri ve olmalıktan çıkarırsak, yani mana ismisinden çıkarırsak, yani ete kemiğe büründüm, Yunus diye anıldım. Eğer kendini ona koymazsan, ki Muhyiddin Arabi'nin bir sözü vardı, Fusus Hikem'den aldım, ne diyor biliyor musun? Ölüm korkusu olanlara diyor bakın. Ölüm korkusu olanlar bunu yazsın. Muhyiddin Arabi diyor bana bir şey demeyin. Okuyorum. Var mısın ki korkuyorsun? Demiş. En iyisi bir zencefil içeyim bunun üzerine. Var mısın ki korkuyorsun diyor. Allah Allah. Abi adam kalpten direkt geçiriyor hiç. Çok çok tuhaf. Şimdi yok olmaktan korkanlar kefene gireceğim. Ama buraya varmak için bu evet yani biz enfusi konuşuyoruz. Bu mesela esbab alemindeyken esbabı reddetmeyeceksin. Cebriye oluruz. İtikattayken de esbabı hakim kılarsan mutezile olursun. Bunu nazara alarak söylüyor. Enfuse seyahat ettin mi? Aklının arkasına geçmeye yetkisini, müsaadesini veriyorsun. Bu enfusi derslerle kendinin bu olmadığını, hatta bana ait olan akıl ve ruhlar olduğunu, hiçbirisi benim olmadığını, mevcudun arkasında sırrı insanı olduğumu, sır olduğumu taşınmak nispetinde önünde kimse kalmıyor. Önünde kimse kalmayınca da korkan da olmuyor. O zaman deyiverirsin. Kim ölecekse o korksun. Kendine vücut rengini verirsen korkarsın. Adem'e vücut rengini verme diyor. Yani kendine vücut rengini verme Adem'e düşersin diyor ya. Ha. Muhyiddin Arabi diyor ki var mısın ki yokluktan korkuyoruz? Evet. Allah gecemizi mübarek etsin. Yarım saat dedik ama biraz geciktirdik. Şimdi akıl ve zihin dersimizde size attığım sayfaları açıyorum. Zihin okuyorum. 3 hafta akıl okuduk. Sayfa 164 barla 44. Evet cep telefonunuza Dima grubu ve Dima Meclisi Nurani diye iki gruba attım. Mecula atmadım tabii. Mecula katılsalar nefes alamayız. Böyle. Bu ders biraz özel. Hazır mıyız? Demek ki Dima sıra sahiptir. Vicdan tılsıma sahiptir. Ne demek? Sır zıtları cem etmiş. Hiçbirisine dönüşmemiş. Sırda iman var, küfür var.
Hak var, batıl var. Doğru var, yanlış var. Karanlık var, aydınlık var. Bu zıtlar birbirine dönüşmeden artı 10 derece sıcaklık var. Eksi 10 derecede de var. Bu yapıya sır denilir. Çok tuhaftır. Sonsuzun sonlu da, sonlunun da sonsuzu tanımlaması, tanıklık etmesi, işte bu sır tarafı. Arkadaşlar, sır 8. sözde miydi? Kuyu vardı ya. Orada bir tılsım açıldı. Tılsım açılınca ne oldu Yavuz? O canavar aslan ata dönüştü. O yukarıdaki, aşağıdaki kapıya dönüştü. Bu tılsım, bu vicdan kardeşim. Vicdana ne iniyorsa, vicdanda ne vardı? Soğan gibi düşünün, irade, kabuğu. Gir içeriye, zihin. Gir içeriye, his. Gir içeriye, latife-i Rabbani. Vicdana ne iniyorsa sır değil, tılsımlanıyor. Ona dönüşüyorsunuz. Akıl ise, yani dima ise, ona dönüşmüyorsunuz. İki zıt cemdir. Bu sırdır. Bu ikisini cem eden kalbi bana veren Allah sonsuz hamd ediyor. Nedir o zaman? Tılsımla sırrı cem ettin mi? Bilgi yok burada. İlime. Ona dönüşüyorsun. O oluyorsun. Ahlak oluyor işte. Şimdi bağırlak 44'ü gördünüz mü? Bir tanesi bana evet derse ben başlayacağım. Gördük abi, gördük. Tamam. Bağırlak 44. Bu derece zihinde takarrur ve temerküz etmemişti. Ne demek? Manalar zihinde takarrur. Sana mal olarak olacak hale gelmesi, karar kılması burada oluyor. Temerküz burada, bütünleşme burada oluyor. Yani tılsım oluyor. Zihin ayat-ı tekviniye, akıl ise evamiri tekviniye. Dolayısıyla zihinde vücud haricilere dönüşüyoruz. Dolayısıyla ustad burada zihinde takarrur ve temerküz ediyor diyor. Yani sen ona dönüşüyorsun artık. Olmamışlık yok artık. Bu kader risalesinde illet itham ediyor ya, vücub, lüzum, zaruret. Allahu alem, bir tanesi ise zihin. Yani olmuşsa olmamış kabul edilemez. Akılda öyle değil. Olmuşsa dahi aklı mertebesi olmamış da olabiliyor. Onun için akıldan geçenlerle mesul değiliz. Yani. Barla 269. Dellallık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir diyor. Yani böyle izah yaparsam, yani mesela ayetlerde de hutbede de ben çıktığım zaman Allah böyle buyuruyor demiyor. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede mutadit manalarından, nihayetsiz manalarından bir manasında diyor ki, dinleyen diyor ki vay be, nihayetsiz manasında bir manası bu ise diğeri nedir diye. Dolayısıyla Üstad Hazretleri diyor ki, dellallık yaparken o Risale-i Nur'un kaidesine, laikalara uyacaksın. Çünkü dellallık yaparken öteki tarafta Risale-i Nur'un dusturlarına uymasan, bu sefer o sana bakanlarda bir iltibas, bir şüphe gelir. Şimdi anladım. İltibas ve şüphe zihinden geliyor. Yani elbette ki şüphe ve iltibas tasavvurda ama hani demiştik, tasavvur serbest bölge. Hariçten de besleniyor, dahilden de besleniyor. Serbest bölge dışarıdan da alıyor. İçeridekileri de şekillendiriyor. Yani mesela tahayyülde elbise giyiyor.
hayal libasını giyiyor ya, işte tasavvurdaki şüphe ve zihnin enfusi şüphe ve şüphe ve ne? İrtibas. İrtibas ve şüphe içeriden zihinden geliyor tasavvura. O yolu da gördük şimdi. Muhakemat 24. Biraz hızlı gitmiyorum değil mi? O halde o adam bir ucube olarak zihinlerinde tecessüm eder. Yani ben o paragrafın bir cümlesini aldım ki hatırlarsınız. Okumak isteyen paragrafa gidebilir. Kitap önünüzde. Bir de okuyorum Muhakemat 24. O halde o adam bir ucube olarak zihinlerinde tecessüm eder. Orada sayfada anlatılan mevzuyla bu cümleden bana benim aradığım zihinde bakayım ne diyor diye baktım. Tecessüm zihinde oluyor. Cisimleşme, hayat-ı tekviniyeler zihinde oluyor. Yani arkadaşlar tılsımlanıyoruz. Girenlere dönüşüyoruz. Allah Allah. Şu anda giriyor ya, siz de böyle yapıyorsunuz ya böyle. Aşkla, gönülle. Hop, zihine gidiyor. Müsbeti de böyle, menfisi de böyle. Olduğuna dönüştüğüne delil nedir? Hissiyatlardır. Vicdanda ne var? Latife-i Rabbaniye. Şahit olabilirsin. İn aşağıya. His. Eğer ona dönüşmesek his olmaz. Ona dönüşmesek irade olmaz. Ya. Hutbe-i Şami 77'de ne diyor? Eylem için ne diyor eylem? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Eylemi söylüyor. Bir de okuyorum. Çok önemli. O halde o adam bir ucube olarak zihinlerinde tecessüm eder. Ne demek? Yani anladığımız tabii. Tecessüm zihinde oluyor. Yani manalar cisim şekline girmesi, mücessem olup görülmesi, cisimlenmesi, cennet ve cehennemin muaccel bizde tecessüm ettiği yer zihindir. Burası çok gariptir. Kişinin, hani deniliyor ya Risale'de, kişinin vicdaniyatı cenneti veya cehennemi. İşte cennet ve cehennemi zihinde ve hisse onun şüphesi ya, vicdan deyince dört sıfatla meydana geliyor. Vicdan tek şey değil. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Yani soğan gibi düşünürsek kabuk, irade, gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i Rabbaniye. Bu dördünün cemi vicdan. Bu vicdan kişinin cennet ve cehennemi. Peki vücudu hissi değil, vücudu hissileri değil. Vücudu haricileri zihinde oluyor. Vücudu hissileri histe oluyor. Eylemsel hali iradede oluyor. Sayfayı geçiyorum 166. Muhakemat 49. Muhakemat 49 okuyorum. Kıssanın hisseyle münasebeti. Ya ben bugün tılsımla sırrı akılla zihine indirgenmesi veya işte dimağla vicdana inmesi çok etkiledi beni. Bir de Muhiddin Arabi'nin sözü etkiledi beni. Akla hakim olmanın peşine düşmüşüm. Kendime başta sordum ya, siz söyledim ya. Ya bunların neyin peşine koşuyorsun? Yani avami tarzda köylüler der ya. Lan bunlar işler senin karnını mı doyuruyor? Ya bu nedir ya? Şey hafıza söyledim de hafız bana böyle diyorlar dedim. Biliyorsunuz o düz ekrandır. Bakayım ne diyecek dedim. Hikmet mikmet yok. Hafız dedim. Bana diyorlar ki bunlarla ne uğraşıyorsun? Karnını mı doyacak dedi. Dedi ki ahirete gittikleri zaman görürler dedi. Biraz daha acayip bir şey de kullandı. Şimdi arkadaşlar bunlar kendine kendini mevzu ve konu yaparsan,
kendini kendine açmaya yetisi, yetkisi, müsaadesini vererek düşüncenin arkasına düşüncenle, aklının arkasına aklınla geçerek ötelere taşınıyorsun ve berzaha insan oluyorsun. Peki bu kainatın yaratılışındaki murad-ı ilahi neydi zaten? Karnını ve uşkurluğunu doldurmak mı? Ey gidi! Bir gün geçse de bir hayret edilmese şu kainata bakalım. Yani nasıl aldanıyoruz yani? Şu bakıyorum erikler var, dut var. Dökülüyor, kimse yemiyor. Allah Allah! Zannediliyor ki israf, kuşlar uçuyor. Bu burası değil. Değil burası. La vallahi. Evet, etkileniyor insan. Aklın tasavvufta, tasavvufçularca, tarikatçılarca aklın en yüksek mertebesinidir, biliyor musunuz? Biliyorsunuz, hatırlatayım. Hayret makamıdır. Risale-i Nur talebeleri her gün hayreti yaşıyor. Muhakemat 49. Devam et. Kıssanın hisseyle münasebeti, mukaddemenin maksut ile zihinde mukareneti, vücudu haricide olan mukarenetle irtibas olunmasıdır. Bunu okurken bugün bir hatırladığım bir şey yapayım. Hatırlatayım da. Bunları okurken bakayım ne okuyacağım diye şunu hatırladım. Bu 18 bin alemi okumaya çalışan ustad diyor ki yalan demez, mübalağa da etmez. Burada diyor, üzümü pay etsek diyor, üzümü. Beni aldatırsınız diyor. Hatırladınız mı muhakkede? Beni aldatırsınız diyor. Yani nasıl olur ya, sen mülk ve melekütün vazife darısın ya. Üzüm pay edilse diyor, beni kandırırsınız diyor. Şimdi ki hakikaten bu işlerle meşgul olup ötelere taşınan insan bu dedim nasıl aldanıyor? Ya emniyet mi vermiyor? Zihni tahallük etmiyor ki. Mesela bu işlerle meşgul olanların, size de teselli olsun, unutkanlık olur. Unutkanlık, unutkanlık değildir o. Akıl değil, zihin, akılda sorun yok. Zihin, maksa dağlasına yapışmış, oraya bakıyor. Burayı görmüyor. Dar düşünceler, dar görüşler, karşımda alevleri semaya yükselmiş bir ateş var, içinde evladım yanıyor. Senin ayağını görmedim ki diyor. Yani bu işlerle meşgul olmanın da böyle dünyevi teferruatla şey de zannetmeyin, unutkan şunlar bunlar olur. İrtibastan şey yaptım ben, irtibas okurken, irtibas. Metni okudum, şimdi anladığımı söyleyeyim. Zıtlar vücudu haricileriyle beraber zihinde bulunuyorlar. Bir daha o kıymetli kıssanın hisseyle münasebeti, mukaddemenin maksut ile zihinde mukareneti, 2-3 vücudu hariciyle olan mukarenetle irtibas olunmasıdır. Ne demek? Zihinde menfi de müsbet de vücudu haricileri orada bulunuyor akılda, ama galip neyse zihinde vücut hariciye dönüşüyorlar. İlmi vücut değil burası. Zihindeki vücut, sakın ha, ilmi vücut değil burası. Vücudu harici var burada. Nasıl? Yani 10 santigrat derece olan bir odadaki 10 santigrat derecede bir sıcaklık. Aynı odada eksi 10 santigrat derecede soğukluk birbirini yok etmeden bulunabiliyorlar. Sanki sırrın manevi ve ilmi halinin vücudu halicisidir
zihin. Yani bunlar vücudu haricilere orada ayat-ı tekviniye böyle bulunuyorlar. Yani çok tuhaftır. Vücudu harici noktasında şeytanın da, meleğin de, hakkın da, batılın da vücudu haricileri var. Ayat-ı tekviniye olarak var. Çok garip tabii böyle. Ama kör olası cehalet mevcudu, vücudu bu bedenle tanımladık. Atomik cesede cismaniyet dedik. Bunu sokaktaki insandan bahsetmiyor. Eli tut, eli yazma çizmeyi yapanlardan bahsediyor. Ceset, cisim, cismaniyet. Dağlar kadar fark var. Cennet cismaniyettir. Ceset değildir. Ama barındırıyor, ceset de var. İşte zihinde ayat-ı tekviniye Allahu alem vücudu haricileri cismaniyetten de acaba bilmiyorum mübalağa etmiş mi olurum bulunuyorlar. Daha üstlerimiz zihin böyle biz fazla bu eşelenmediği için zihin, bunun hakkında çok araştırma yapılmadığı için, yönelilmediği için zihni şimdiye kadar bu fakir bile aklın sıfatı biliyordu. Ama evet vicdanın sıfatı olduğunu üstad söylüyor ama beceremiyorduk yani, tevil ediyorduk vesaire bir şey işte. Zihin başlı başına ayat-ı tekviniyelerin temerküz ettiği, bulunabildiği, yani mevcut olarak bulunuyorlar. Zıtlar da hepsi dönüşmeden, yani dönüşmüş, ilmi vücutlar dönüşmüş, mevcut olmuş. O taraf tamam. Muhakemat 58. Eğer hayalata açık ve hakikata kapalı olan kalbinizde pek çok defa mutahayyilenizden daha küçük olan küre-i arza yerleşmez ise tefsir zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Doktor Süleyman gördün mü abi telefonunda bu metni gördün mü? Tamam. Tefsir zihin, yani lügatını yapayım dedim. Çünkü mühim bir yer. Zihni genişletmek, düşünceyi genişletmek, lügatta bu. Zihnini genişletmek için, bak zihin nasıl genişlenir? Ya içini boşaltacaksın, ya da ufkunu genişleteceksin. Zihni genişletmenin iki yolu. Ya otobüse yolcu alacaksan arkadan birilerini indireceksin veya otobüse körük takacaksın gibi. Zihni genişletmek için ya içini boşaltacaksın ya da ufkunu genişleteceksin. Bunu da serbest bölgenin camiyetiyle olur. Ufkunun genişlemesi, zihnin içi genişlemesi serbest bölgeyle oluyor. Nazarın ufkunu diyor. Serbest bölgeye muvaffak olursak. Usta diyor ya, küre-i arza yerleşmez ise tefsir zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Devam ediyor. Zihni aynı şey bak. Zihni aynı şeyin yani serbest bölgede de teşviş, karıştırma, bulandırma da yapabiliyor. Yani zihinden serbest bölgeye, serbest bölgeden zihine yapabiliyor, beslenebiliyor. Mesela onu nereden söylüyor? Muhakemat 82.
Diyor ki 82 muhakematta, ehli zahirin zihinlerini teşviş eden felsefe-i Yunaniye incizaplarıdır. Ne anladık buradan? Şu, ehli zahir, yani ehli zahir kimdir? Onun da şeyini bulduk muhakematta. Ehli zahir, serbest bölgede ya da berza olan akılda, akılda nadiren tasdike kadar gider. Bak, ehli zahir kimdir? Serbest bölge, nadiren akıl berzahtır. Akılda da var ehli zahir. Tasdike çok zor gider. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Ehli zahir kimmiş? Bir, ya serbest bölgededir, ehli zahirdir. Ya taakkuldadır, çünkü akıl berzahtır. Tasdike zor gider. Zira tasdikte batıl ilim de var orada. Yani tasdiğe gitmez mi? Evet, batılın da ilmi var. Ama nadiren gider. İzanda ise kalbi destekli olduğu için daha ilerisi, izan daha ilerisi, kalp destekli. Zihinleri teşviş eden serbest bölge, yani ehli zahir. Demek ki zihinler nasıl berbat oluyor? Yani karışıklık oluyor. Hurda kaş oluyor, dere bulanıyor. Serbest bölge var ya, serbest bölge. Serbest bölge neydi? Tahayyül ve tasavvur. Tahayyül ve tasavvur. Onun kalitesiyle zihin doğru orantılıdır. Çünkü serbest bölge hayat-ı tekviniyelerle daha çok çalışır. Akıl ise, taakul ise vahiy ile çalışır. Evamir-i tekviniye ile çalışır. Peki, muhakemat 125. Buradan ne çıkarttık? Şunu not alabilirsiniz. Zihni genişletmek serbest bölgeye hakimiyet de mümkündür. Serbest bölge hakim olma nispetinde zihin genişleniyor. Abi şey var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz deniyor ya bir mana. Yani o zaman göklerden bir izan gibi de anlamamız mümkün olur mu? Hani tasdike kadar gelebilir dedik ya abi ehli zahir. Gelir. Tasdike kadar gelir. Çünkü batılın ilmi de var. Ama izana geçmiyor. Burayı tatbik ettiğimizde onlara semaların kapısı açılmaktan bir mana da izana geçirmemeleri anlaşılabilir mi abi? Evet. Evet Selim. Aynen. Bir manası da o. Peki burada bize keyif veren, yani bunu burada bizi heyecanlandıran nedir? Yani zıtların cemi olan suretin, her şeyin sureti şeyde, serbest bölgede, zihin de sureti orada. Her şeyin ne aklınıza geliyorsa içsel sistemin sureti serbest bölgede. Şimdi burada zihni genişletmek için insanın nazarını kaldırması gerekiyor. Zihni genişletme, nazar. Tamam. O da nedir? Zahirden çıkmakla mümkün. Ehli zahir olmayacağız. Ehli zahir nedir? Serbest bölgede kalmayacağız. Yani oraya gelecek, hemen kaldıracağız. Risale-i Nur'la, yani vahyin temsilcisi olan Risale-i Nur'la. Biz vahiye diyerek muhatap olacak şey değiliz. Asıl imamı değiliz, peygamber değiliz. Vahiyin içerikleri, işte asıl imamları, 100 senede bir gelen ki bana göre Risale-i Nur, o serbest bölgeyi olan şey ehli zahirdir. Zihne geçmeden önce Risale-i Nur'la harmanlayacağız. Yani Risale-i Nur'un fehmiyle, süzgeciyle, kantarıyla, metresiyle ölçeceğiz. O zaman zihin nazarı açılıyor, genişleniyor yani. Muhakemat 125. Herhalde bu son olacak. Bu 125. Ama kendisini açmak için
Muhakemat 139'u da okuyacağım yani. Hutbe-i Şam'ı 77'ye de atıf yapıyor. Ama bir yaprak değil, 1,5 sayfadır bunu okuduk mu kesiyorum. Konumuz bitiyor. Muhakemat 125. Sani vacibül vücudun lazime-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliyeti zihinlerine sıkıştıramayan, nasıl oldu da her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sıkıştırabilirler? Buradan anladığım, yani maddenin ezeliyetini zihinlerine, akıllarına değil, onu söylüyor. Anladım. Aklın ayağı var, uçamıyor. Ve alem-i şehadete münasır. Ezeliyet gibi, sonsuz, nihayetsiz gibi ulvi kavramları zihinle kavranır. Zihin, vicdanın sıfatları olduğundan ezeli ve ebedi kavramların manalarını ifadelendiği yerdir zihin. Bak bir daha. Niçin ezeliyeti akıllarına diyor da zihinlerine sıkıştırabiliyorlar? Ha, ona hayret ediliyor. Akla sıkıştırabiliyor. Zihine nasıl şey yapacak? Demek ki aklın ayağı var, uçamıyor. Alem-i şehadete münasır akıl. Ezeliyet gibi, sonsuz, nihayetsiz gibi ulvi kavramları zihinle. Zihin, vicdanın sıfatları olduğundan ezeli ve ebedi kavramların manalarını ifadelendiği yer Allahu alem zihindir. Ezeliyeti akıl değil, zihine sığışıyor. Ezeliyet, ezeliyeti anlama var ya böyle, ezeliyet zordur çünkü sonsuz. Zihnimizin açıklığı kadar bunu anlıyoruz. Vicdanı dolayısıyla zihni çalışmayanın ezeliyeti kavraması mümkün değil. Vicdaniyatı dolayısıyla zihni çalışmayan da ezeliyet kavramları kavranamıyor. Aklen tespit edebilir. Aklen tespit edilen ulvi şeylerin hayat-ı tekviniyelerini aktif etmenin zeminidir zihin. Bunu teyit makamında okuyorum. Teyit, onaylama. Muhakemat 139'da diyor ki bu tespitimin delili. Hem de evamirine olan itaatı temin ve tesir eden azamet-i sani tasavvurunu zihinlerde idame edecek bir müzekkire-i mükerrere olan ibadete muhtaçtır. Yani ne dedi şimdi bu? Sanki vicdandaki, zihindeki hayat-ı tekviniyeleri, bak vicdanın içerisindeki zihin, zihnin içerisindeki hayat-ı tekviniyeleri ortaya çıkaran en saik, yani vicdandaki zihin, zihindeki hayat-ı tekviniyeleri dışarıya çıkartan, çıkartıcı ibadetlerdir. İbadetler sani zihinde meleke haline getirmesidir. Yani biz mesela Allah'ı biliyoruz, okuyoruz. Aklın acayip. İbadetin yoksa Allah meleke haline gelmez. Tapan gibi konuşuruz. Burada mesela zihin dediğin, burada ademi mi görüyor? Yani kainat yok olmak üstüne yapılmış. Sistemin çoğu yokluk, bozulmak gibi gördüğü için zihin burada ademi görüyor. Genel sistemde yok olacağını. Evet. Gördüğü için zihinle adem o yüzden bir bağlantılı oluyor. İkisini birden görüyor. Ademle vücudu beraber görüyor zihin. Ama... Evet, doğru, tebrik ederim. Yani akılsız vücudu görüyor. Adem'i göremez, zihin görüyor. Çünkü hayat-ı tekvinin içerisinde Adem var. Burada çok ilginçtir, bakın. 72. sayfa işareteceğiz ama ben Hutbe-i Şamiye'den de delil getireceğim. O zihindeki o hayat-ı tekviniyeleri meleke haline getiren ancak ibadetlerdir diyor. İşareteceğiz 72'de. Okuyun bir daha. Sanki vicdandaki vicdan ve içindeki zihin, zihin içindeki hayat-ı tekviniyeleri ortaya çıkaran en kuvvetli sayık ibadetlerdir, eylemdir. İbadetler sani zihinde melek haline getirmesidir. Bak,
Kardeşim Allah'a karşı ünsiyet zihinde şey yapıyor, kuvvet buluyor. Zihinde. Çünkü akıl muhatap olunca vahye, akılda okuyoruz, akılda bambaşka bir şey. Akıl olmasa zaten bunların hiçbirisi yok. Öyle bir kapı. Ama zihinde ve o dersleri, o Kur'an'ı ayetleri, Risale-i Nur dersleri meleke haline nasıl geliyor? Vicdan çalışacak. Vicdanın neresi? Zihin çalışacak. Zihni çalışır nasıl anlayacağız? İrade çalışacak. İrade çalışır nasıl anlayacağız? Eylem var mı kardeşim? Alem değil, alem değil, eylem. O zaman zihin çalışıyor. Bunu unutmayın, Şamiye'de de delil yapacağım şimdi. Tasavvurdaki ve tahayyüldekileri meleke haline getiren yine zihin. Yani serbest bölgeyi hayat-ı tekviniyelere dönüştürüp o alemlerin iade-i ziyaret edilen berzah-ı geçit yeridir Allahu alem zihin. Yani diyor ya 506 sözlerde, bak misafir oldum geldim mi geldim, sen gelmedin, bir daha gelmedin. Bey misafir geldim evine. Bir de sen iade-i ziyaret et de kardeş. İşte bu dersler de öyle. 506 sözlerde diyor ki, Şahit Cihaz'da da var 168. Biz aklen tefekkür, zihinle böyle hayat-ı tekviniyeleri aktif etme bu çalışmalar ziyaret ediyoruz. İnşallah bir günde onlar, ya gideyim şu Sedat'a iade-i ziyaret edeyim ya. Onların da iade-i ziyaret ettikleri yer Allahu alem zihin. 506 sözlerde hatırlarsınız. Şimdi Hutbe-i Şamiye fiile dönüşmenin mühimini anlatıyor. Hutbe-i Şamiye 77. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihtisasatından gelir. Ruh ise imanın nuruyla harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlup edemez. Yukarıdan aşağıya doğru inersek burada imanın nuruyla ruh harekete gelir. Ruh ihtiyaç duyarsa ve ona hassas olur, adet haline gelirse, ya o konunun ihtisas olmuşsa kalbin ve hissin temayülatları olur. Gördün mü bak, temayülat buradan çıkıyor. Kalbin ve hissin temayülatları olursa zihin de onun vücudu haricileri olan hayat-ı tekviniyeleri canlanır, uyanır. Öne çıkar ve aktif olur. İrade de çık artık dışarıya diye ona emir verir. İrade var ya, irade. Hatırladınız bir vicdanın soğan kabuğu gibi irade, gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latif Rabbaniye. İrade diyor ki, ey zihindekiler, olgunlaştınız artık. Çıkın. Neyi çıkacağını o tespit ediyor irade. Bu temayülat oluyor. Temayülat. Temayülat nereden çıkıyor? Zihin, his ve iradenin, yani vicdandaki bütünsellik kadar temayülat oluyor. Meyil. Bir şeye meylin akar. Kalbin ve hissin temayülatlar olursa zihinde onun vücudu haricileri olan hayat-ı tekviniyelerini canlandırır, uyandırır, öne çıkarıp ve aktif olur. Baştan mı alayım? Kalbin ve hissin temayülatları olursa zihinde onun vücudu haricileri olan
Hayat-ı tekviniyeleri canlanır, zihin canlandırır, uyandırır, öne çıkarır, aktif eder. İrade de, ey zihindeki hayat-ı tekviniyeler, onay veriyorum, çıkın dışarıya, fiile dönüşür. Serbest bölge, aklı ve tasdiki ise bu sistemi veri verir. Serbest bölge ne yapar? Akıl ne yapar? Tasdik ne yapar? Bu sisteme veriler verir. Malzeme verir. İlmi vücutları verir. Tasavvur eder. Hasan abi. Efendim. Bu sözler 506'daki aklıyla oda, kendi hanesindeki odalar gibi gezer diyor. Sonra onlar da diyor onun mirat-ı ruhuna iade-i ziyarete gelirler. Buradaki zihnin bağlantısını tam anlayamadım ama. Şimdi akıl evamiri tekminiye ya. O akıl, gezen akıl. Nerede geziyor? Odalarda geziyor değil mi? Evet. İşte o odalar zihin. Yani evamiri tekviniyeler ayat-ı tekviniyelere örtüşürse şöyle bak çarptı olmadı. Ne oldu şimdi? O zaman irade heyecana geliyor, temayülat oluyor. Akılda evamiri tekviniye, zihinde ayat-ı tekviniye örtüşünce his çıkıyor. His oluyor. Evamiri tekviniyeler ayat-ı tekviniye, yani akıl zihin birleşirse his, his oluyor, irade de irade de buna yol veriyor. Yani odalarda gezen akıl, odalar zihin. İlginç. İlk defa dediniz. Evet, ama bambaşkaymışız be kardeşim. Bambaşkaymışız. Ne kadar acayip kör mezarlıkta yaşıyoruz ya. Mezarlıktayız. Ey mezari mutarik bedbahtlar diyor. Ustad ölülere, ölüler ölümde korkuyorlar. Fesubhanallah. Bugün müydü dün bir tanesi size demişti. Nerede demişti ya? Abi ben mezarlıklardan korkuyorum dedi. Derse bir yere gidiyorduk. Mezarlıklardan geçiyorduk. Ha çarşıda mı geliyor? Melyat'ta. Dedim ki aha mezarlık. Burada kim var? Eğer iyi ise Allah merhametle toprağın altına tutmaz. Yedi kat semanın üstünde berzahta. Tutar mı Allah o kulunu orada? Eğer sufli ise Allah merhametle toprakta tutar mı? Adamı dibe götürecek onu. Sufyanın orada ne işi var? Diptedir. Mezarlıkta kim var? Hiç kimse yok. Ancak sen cuma, cumartesi, perşembe günleri gidersen. Askeri ziyaret etme pazar, eski Osmanlılar'da cuma idi, Hristiyanlar'da pazar günü, Yahudiler'de cumartesi ziyaret, tatil günleri. O zaman seni askeri sana gösterirlerdi. Sen de mezarlığa gidersen cuma günü, derler ki bak torunun geldi, ziyaretçin var, seni görüyorlar. Kardeşim orada, peki korkuyorlar, orada... İyi mezarlıksa, iyi insanlar yaşıyorsa, Müslüman cinler var, asla korkutmaz, Hazreti Ali orada yatarmış. Seyahat ederken, yolda kaldığı zaman mezar bakarmış. Eğer kötü gavurlar çoksa, gavur gibi yaşamış insanlar yatıyorsa orada da yatma yani. Orada da o cinsten cinler ol. Yani mezarlıkta kimse yok. Şimdi, ayat-ı tekviniyeleri, evamiri tekviniyeleriyle birleşirse hissiyat oluyor, hissiyat. İşte temayülat çıkar diyoruz lan. Hissiyat olunca kalbin hissin temayülatı, temayülat oldu mu his oradan çıkıyor. Evamiri tekviniye, hayat-ı tekviniye, akıl zihin birleşirse hissiyat, serbest verirse onlar ayrı bir besleyicidir. O nehrin kanalları, yankoları, ona karıştırmayın. Ondan sonra evamiri tekmini, ayeti tekmini böyle yapınca böyle şey gibi kargas bir kemer oluyor tahta, çıkmıyor. Hissiyat oluyor ve
İrade de şöyle zannetmeyin ha. Sen gel. Sen gelme. Onu ver. Onu verme gibi sakın ha basit böyle zannetmeyin. İrade böyle bir şey değil ya. Yani. Sen çık, sen çıkma değil. Şu şöyle diyeyim. Konumuz o değil de dağıtmamak için söyleyeyim. Şu mevcudat görüyorsunuz ya şu mevcudat. Gördüğünüz kudret midir, ilim midir, hayat mıdır, irade midir? İradedir. İradedir. Bu bizim tespit falan lisan değil. İlmi kelam ehli sünnet akaidindedir. Şu gördüğümüz mevcudat gözüken iradedir. Ama nasıl bir maddedir? Kudrettir. Allah Allah neyle yaratmıştır? Hayattır. Ne özelliği var bunun? İlimdir. Tamam? İlim ise bilgi değildir. Ona dönüşmektir. En azından dönüşümü kabul etmektir. Ona dönüşüyorsun. Çünkü ilim onu tard ediyor. Şu şeyi de bitireyim. Keseceğim Allah'ın izniyle. Devam edeyim. Böylelikle kandırıyorum. Şu bitti, şu bitti, ha bitti, ha bitti. İnsanın fiilleri aklın temayülatından değil, kalbin ve hissin temayülatlarından çıkar. Eğer aklın olmuş olsaydı, eğer aklın olmuş olsaydı her alim, her bilen bir dini yapmak zorunda kalırdı. Yani fiil akıldan çıkmış olsaydı, o zaman her bilen, her alim bir dini yaşamak zorunda kalacaktı. O zaman cebir olurdu. Zihindekiler çıkıyor, çıkma zorundadır. Akıldakiler çıkmaz, cebir olmasın diye. Eğer bildiklerimizi yapmak zorunda kalsaydık cebir olurdu. Zihindekileri tutamazsın. Hani var ya böyle, ya içimden geçti ya, diyeyim ya, diyeyim, diyeyim, diyeyim ya ağzımdan bunu. O zihine gelmiş artık. Her bildiğini, her malumatını, her zannını ve her tasavvurunu kendine mal edip ilme dönüşmesine vesile olan, onay veren itikattır. İtikadı gördünüz mü? Bir daha. Her bildiğini, bak, her malumatını, her zannını ve her tasavvurunu kendine mal edip ilme dönüşmesine vesile olan, onay veren itikattır. İtikat onaylarsa tasdikte ilim olur ve izan yoluyla izan yoluyla vicdana iner. Bir daha okuyayım sizi. Her bildiğini, her malumatını, her zannını, her tasavvurunu kendine mal edip ilme dönüşmesine vesile olan, onay veren itikattır. İtikat onaylarsa tasdikte ilim olur. İzan yoluyla da vicdan olur. Sırayla gidersem iman, ruh, kalp, his, zihin, irade, fiil. Vicdandaki histen zihine, zihinden iradeye, iradeden de fiile. Zihinde muayyenleşip manevi vücudu harici oluyor. Yalnız atom vücudu yok. Zihinde muayyenleşiyor ama manevi vücudu var. Atomik vücudu yok. Zihindeki vücut artık bir üst olan hissi vücut değil. Yani üstad diyor, risade var. Hissi vücut var, zihni vücutlar var. Zihni vücut oluyor, irade onaylıyor, kudret-i Rabbaniye de cismani vücudu hariciye çıkarıyor. Temayülat da irade ile eyleme dönüşüyor. Bu akşamlık bu kadar. Gecemiz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Usul ve furularınızı bu maide-i Kur'ani olan sofra-i Kur'aniye'den hisselerini ziyade eylesin.
Kabirde, berzahta usul ve furularımızdan her kimler varsa onlara bu dersi ilim enis ve yoldaş eylesin, arkadaş eylesin. Yalnızlığını, kimsesizliğini, soğukluğunu, darlığını ortadan kaldırsın inşallah. Cenab-ı Hak da bu dünyada bununla haklanmayı nasip-i müyesser eylesin. Mezar-ı mutarik ölü bedbahtlar eylemesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi ustadımızla, peygamberimizle, Kur'an'ımızla ve kendisinden ayırmasın inşallah. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de hissemizi ziyade eylesin. Vâhır davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, burada olmayıp amin bir vesileyle amin diyen kardeşimizi, bizi dua edenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim ettiğimizi, dua ettiklerimizi amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytani ve arzi, afatlardan, musibetlerden, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan hıfz-ı emin eyle ya Hafiz-ül Zülcelal. Elfü elfi salatu ve elfü elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatu ve elfü elfi selamun aleyke ya Habiballah. Elfü elfi salatu ve elfü elfi selamun aleyke ya Emine Vahkinna. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Tüm as-salavat.